Mesela ne yapmak lazım? Ay tutulmasında bu esnemek, hani karşıya biraz daha empati yapmak falan bütün bunları hadi yapalım da nasıl yapacağız biz bu işi? Ne yapmak gerekiyor? Çok kolay değil. Ee, özellikle ay tutulma döngüleri hani bütün e, duyguları her şeyi çok fazla yükseltiyor ve frekansların, enerjilerin çok karışık olduğu zamanlar. Güneş tutulması biraz daha mesela ritüeller ve tüm bu bir şeyleri aşmak için daha rahattır. Yani çünkü yeni ay fazında gerçekleştiği için. Ama genel kural şudur. Ağır şeyler yapılmaz aslında. Ee, özellikle ay döngülerinde yani dolunay fazıyla gerçekleşen bu tip tutulma dönemlerinde biraz daha akışa bırakmak gerekir ve seyretme haline geçmek hmm. gerekir. Biraz kendimizi dingin hale mi getirmemiz e, gerekiyor? İzlememiz yani. gerekiyor ve hani oradaki en doğru yapacağımız şey karışık işleri tam da önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Ve bunun enerjisi aslında şu anda da başladı. Pazartesten itibaren çarşamba günü e, tamamlanıyor ama o tamamlanma enerjisi... Başlanma etkisi yani harekete geçirme etkileri, geçirme noktası hemen bu önümüzdeki pazartesi itibaren başlıyor. Oradan itibaren özellikle bir gün öncesi çünkü tam enerjinin çok aktif olduğu zaman e, önemli kararları almamak lazım. Hmm. Önemli bir işi başlatmamak lazım. Evet. Çünkü Bu da Merkür gibi yani. Çok daha kuvvetli. Yani Merkür'de bir toparlama şansın var. Aslında Merkür retrolarında... Genel deneyimim şu, baş bir şeye başladın, hani mecbur kaldın, başladın. Bir sonraki Merkür retrosunda bunun sonucu telafisi var. Selafisi Hı. var, yani orada bir toparlama şansın var. Ama tutulma o kadar enerjinin tutulduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani eskiden bununla ilgili işte hadisler var, bu tutulma döngüleriyle ilgili ezoterik bilgilerde çok e, inanılmaz dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili. O onun olduğu günler özellikle bir gün önce, yani bu hafta, önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba bekleyeceğiz herhangi bir şeyi başlatmayacağız. Başlatırsak tutulmuş bir enerjiyle başlatmamız Oo. gerekiyor. Bu da hayli riskli. Hmm. Bu hafta bu nedenle bu önümüzdeki hafta hakikaten bir bekleme izleme zamanı. Ama bir de ağır çalışmalar yapmamak lazım. Nasıl günlük hayatımızda çok önemli bir kararı, çok radikal bir adımı bu tam tutulma günlerine nasıl denk getirmiyorsak meditasyon çalışmaları, işte ağır başka çalışmalarda, ritüellerde beklemek lazım. Hmm. Bir hani geriye çekilip bu genel her zaman bilinen bir şeydir özellikle ezoterik bilgiler açısından bunu dikkate almak lazım. Peki mesela yeni bir işe başlanmaz. Hani mesela iş teklifi geldi birine mesela. Hani git çağırdılar görüşmeye oraya da mı gidilmem gidilmemesi lazım ya da bir Yok. evlilik teklifi. Yok hani... şimdi orada bir şeyi tam başlatma anı önemli. Ha. Şöyle düşün. E, bebek bekliyorsun o hamilelik süreci vardır ama bir de doğumun gerçekleşme anı vardır. Ha, Biz ha, evet. hangi haritayı baz alıyoruz? Doğumun gerçekleşme evet, anını. Ha, evet. Yani işe tam o gün başladın, önemli bir karar aldın ya da işten ayrıldın. Bunun tersi de oluyor. Hmm. O tutulma döngülerinde özellikle ay tutulmasında e, hani göz kara, kararabiliyor. Bir de bu tutulma aktif ve çok da kadersel o miktarın, bir güç geliyor değil mi öyle? yüksek bir güç geliyor, cesaret gelebiliyor. Hani gözün hiçbir şey görmeyebiliyor. Sonra tutulma bitiyor. Sen ...baş başa kalıyorsun o kararlarına... ...bir de bu tutulma hakikaten... ...Güney Ay düğümü ya da bizim Lügatımızda... ...Ketu tarafında... ...çok da kontrol edemeyeceğimiz noktalar var... Hmm. ...ve Jüpiter'le hem Güneş'le... ...hem Güneş tarafında hem Ay tarafında... ...Jüpiter'le çok sert etkileşimler var... ...bir duyguyu da abartma şansımız yüksek... ...sakin olmak çok zor olabilir... O yüzden biraz hani hakikaten kalabalığa girmeden burada sadece sağlık anlamında bahsetmiyorum. Hani o kalabalığın zor enerjilerin bizi böyle zorla, zorlayan insanlar vardır hayatımızda. Onlarla biraz mesafe kurmak gereken bir dönem olacak. Tam tutulmanın etrafındaki süreç e, ama hareketli zamanları da çok tetikleme potansiyelinde. Hem inançlar açısından hem toplumsal olaylarda bir sürü noktada e, büyük bir dalgayı harekete geçirecekmiş gibi duruyor. Bir hamile izleyicilerimiz yazıyor. ...tutulma esnasında denk gelirse doğum... ...bebeği nasıl etkiler? Çok etkiler. Yani tutulmada doğan bir yani insanın haritasını nasıl etkilenir? Ay tutulması ise dolunay oluyor zaten evet. o. Ee, güneş tutulması ise yeni ay oluyor. Dolayısıyla o gözle bakmak lazım ama... ...genelde... ...şimdi benim e, Ruhun Yolculuğu diye bir kitabım var Hı -hı. hatırlarsanız... Orada da bizim bu tutulmalar esasında herkesin de bir tutulma burcu var. Yani biz doğmadan önce gerçekleşen tutulma da çok önemli. Dolayısıyla tutulmalar esasında sanki böyle bu dünyaya gelirken ruhun kapıları gibi bakalım. Yani ben onu biraz böyle ezoterik konular olduğu için belki biraz benzeterek anlatmaya çalışıyorum. Yani alegori kurarak. E, otobüsler var. Otobüslerle geliyoruz böyle ama herkes hani her grup grup geliyoruz diyelim. Dolayısıyla bir tutulmanın olduğu an sanki gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor gibi. Yeni bir altı e, 6 aylık ortalama e, bir dönem başlamış oluyor. Dolayısıyla o tutulmanın e, öncesinde mi hemen doğdu yoksa hemen sonrası o bile fark ediyor. Çünkü ha, o yani, gün doğarsa işte o gün yani onun o gün saatine yani. göre bakmak e, gerekir ama genel olarak normalde tabii Şimdi tutulma da doğduğunuz zaman tutulmaya bir gün önce bir gün sonra o tutulmanın da döngülerine daha fazla hassasiyet gösteriyorsunuz Ömür çünkü boyu. Tabii onun Oo. çünkü aynı zamanda burada tabi ay düğümleri döngüsü de var. 18.6 yıl kadar. Dolayısıyla siz bir pet, bir kalıbın bir parçası haline gelin. 18.6 yıl neyi temsil ediyor? Ay düğümleri de tabii hareket ediyorlar, geriye doğru Hı -hı. dönüyorlar. Dolayısıyla onların da bir döngüsü var. Tutulmaların da bir döngüsü var. Yunanlılar bunu Tafi tarihinde ondan sonra Saros döngüleri olarak ve Meton döngüleri olarak hesap etmişler. Hı -hı. Yani mesela güneşle ay 19 yıl 11 gün arayla aynı burçta aynı yerde birleşiyorlar. Her zaman aynı fazla oluyorlar. Buna meton döngüsü deniyor. Hmm. Bir Yunanlı, bir e, eski Aslında. antik Yunan'dan bir astronom. E, onun keşfi ve aynı zamanda bir de Saros döngüleri var. Bu da e, tutulmaların bir seri halinde gerçekleştiğini... Ve tutulmalar mesela tutulmalar kuzey kutbunda ve güney kutbunda önce kısmi olarak başlar. Sonra mesela 18 yıl sonra birkaç günde var onun. İkinci bir tutulma olur. Onlar aynı seriden tutulmalardır. Hep böyle 18 yılda bir bir tutulma. Bunlara işte kuzey tutulması güneyden güney kutbundan gelen güney tutulması denir. Ve bunları sayılar vermiştir. Her birinin ayrı karakteri vardır. Dolayısıyla siz herhangi bir tutulmaya çok yakın doğmuşsanız... O tutulmanın karakteri, o tutulmanın içindeki enerjiler, güneş tutulmasından bahsediyorum bu arada. Hı hı. Onların temaları da sizin hayatınıza bir yansıma yapar. Hatta derler ki o tutulma dünyada mesela gölgesi nereye düşüyorsa, o tutulma, o dünyanın, o bölgesine dikkat edin ya hayatınız orası daha önemli olduğunu ha. söyler. Mesela çok ilginç Hazreti Muhammed'in doğmadan önceki güneş tutulmasının gölgesi Arabistan'dan Asya'ya doğru gidiyor. Aa. İnanılmaz bir şey. Yani bütün o etki onun etki alanını gösteriyor. Dolayısıyla evet yani özellikle tutulma zamanlarında ve bunları biz tabii genel olarak dünya olaylarını konuşurken ifade ediyoruz. Eee Şebden de bahsettiğim, tutulma, ay tutulması tabii. Ee, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde biraz gözüküyor. Daha sonra işte Ukrayna üzerinden e, Kuzeyde kuzeyimizden geçiyor. Onlara e, genel olarak e, o alanlar tabii daha sıcak noktalar oluyor ama hani natal harita, doğum haritası bazında bakıldığında e, bunlar tabii e, ille de o yerle alakası olması gerekmiyor ama belirli noktalarda belirli örneklerde biz bunun çok tutarlı bir şekilde çalıştığını görüyoruz esasında.